Konuşan Ordu TV'den selamlar, sevgiler. Evet, bugün günlerden 28 Aralık 2023 Perşembe. Bugün bize ev sahipliğini Türk Sağlık Sen Ordu Şube Başkanımız Sayın Fatih Kalender Zengin yapıyor. 2023 yılı Türk Sağlık Sen açısından nasıl geçti? Ordu sağlığı açısından nasıl geçti? Ordu'da neler yapıldı? Pandemiydi, depremdi. 2023 yılını bir daha hatırlamak istemiyoruz. Bununla ilgili başkanımın hem çalışmaları hem sağlıkla ilgili projeleri nelerdir? Onları öğrenmek için başkanıma misafir olduk bugün. Başkanım bize güzel bir ev sahipliği yaparak bunları Ordu halkıyla beraber başlayacağız. Evet başkanım, hoş geldiniz diyorum. Siz de bana tabii ki hoş geldin diyeceksiniz. Türk Sağlık Sen'in 2023 yılındaki yaptıklarını, yaşadıklarını, üye kat sayılarını nasıl arttırdıklarını bir anlatabilir misiniz bize? Öncelikle Durmuş Bey, sendikamıza hoş geldiniz. Onur verdiniz katılımınızla beraber. Şimdi 2023 yılı öncelikle bir pandemi süreci yaşadık biliyorsunuz. Peşinden bir doğal afet oldu. Doğal afet sonrası tabii ekonomik yönden bir toparlanma süreci gelişti Türkiye'de. Tabii bu süreçte de hem ülkenin imkanları hem de karşılaştığımız problemler sonrası tabii memur açısından biraz da sıkıntılı bir dönem yaşandı. Pandeminin peşinden bir doğal afetin depremle karşılaşılması hemen ekonomik yönden hem maddi yönden sıkıntı yaşandı Türkiye'de. Tabii bundan da memur payını aldı. Nasıl aldı diyelim, işte ürünlere gelen zamlar olsun, işte en başta da ev kiraları. Ev kiralarında büyük sıkıntı oldu. Çünkü en düşük memur maaşı 12-13 bin lira rakamlarındaydı. Yapılan oranında 22 bin liraya çıkarıldı ama şu anda Ordu'da en düşük ev kirası 15 bin lira. Yani geçinebilmek için bir insanın şu anda yaşanabilir düzeyi açlık sınırının üzerinde en az 30-35 bin lira üzerine bir ücret alması gerekiyor. Tabii öncelikle biz ekonomik sıkıntıları biliyoruz ama geçinebilmek için de bu ücrete almamız lazım. Yani bizim talebimiz de bu. Ekstradan bir şey istemiyoruz. Şu anda görüyorsunuz kamu işçilerinin ekonomik yönden şeyleri bizden biraz daha fazla. Daha önce asgari ücretin 3 katı maaş alırken şu anda asgari ücretle aynı maaş alıyoruz. Örnek veriyorum, ben 2012 yılından örnek vereceğim size. Maaşım asgari ücretin 3 katıyken şu anda asgari ücretle bir hemşirenin, bir sağlık memurunun maaşı aynı. Yani bizim de talebimiz, diyoruz ki bu 2024 yılında, yeni gireceğimiz yeni yılda memura enflasyon, tabii şimdi kamuoyunda şöyle bir algı var, memura %50 zam verilecek. Aslında memura %50 falan zam verilmiyor arkadaşlar. Yani bunu size belirteyim. Şimdi de memura verilecek zam oranı %15. Enflasyon farkı dediğimiz bir rakam var. Bu da toplu sözleşme masasında kararlaştırılmış bir karar. Bu enflasyon farkı bizim geçmişe yönelik kaybımız. Yani şu anda bize verilen, hükümet tarafından bize verilen bir para değil bu. Bu bizim geçmişe yönelik kaybımız. Onun için biz diyoruz ki enflasyon farkı maaş zammı değildir. Enflasyon farkı bizim geçmiş aylardan 6 ay gerideki bizim kaybımızdır. Biz diyoruz ki bu enflasyon farkından hariç %10 refah payı talep ediyoruz biz. Geçinebilmek için %10 refah payı talebimiz var öncelikle. Büyük şehirlerde oturan arkadaşlarımız için bir kira yardımı talebimiz var. Bu çok önemli. Gerçekten büyük şehirlerde şu anda insanlar tayin istiyorlar. Buralardan işte ufak taşralara taşınalım ki geçinebilirim diye. En büyük şeyimiz bu. Tabii bir de memurun biliyorsunuz bayram ikramiyesi. Tek kamuda emekliler alabiliyor, işçiler alıyor. Bir tek devlet memurları bayram ikramiyesi alamıyor biliyorsunuz. Hatta en büyük sorunumuz bizim sağlıkta şiddet. Yani parayı geçelim. Yani parayla fazla bir şeyimiz yok ama şu anda en büyük sorunumuz sağlıkta şiddet. Mesleğin saygınlığı ve onuru kalmadı. Şifa veren el tokatlanır mı? Düşünün. Bir bankaya giriyoruz, paramızı çekeceğiz ama şöyle bir çizgi çizilmiş, çizginin önünde duruyoruz, elimiz bağlı bir şekilde sıramızın yanmasını bekliyoruz. Ama hastaneye geldiğinizde Durmuş Bey görüyorsunuz, bir saldırganlık oluyor üzerimizde. İşte birini nasıl dövsem, nasıl saldırsam birine diye. Pandemi döneminde bu sağlık personeli arkadaşlarımızın, hekimlerin nasıl mücadele ettiğinizi gördünüz değil mi? Evet. 300'ün 50'nin üzerinde şehit verdik bu süreçte sağlık çalışanları olarak. Buna rağmen biz biraz daha diyoruz ki şifa ver tokatlanmasın. Biz dövülmek istemiyoruz, tartılmak istemiyoruz. Biz halkımızın hizmet için varız, onların sağlığı için varız. Tabii bunlardan ayrı biliyorsunuz bir de birinci dereceye düşen memurlara verilen 3600 var. 3600 ile ilgili çoğu memur arkadaşlarımıza ünvanlarında verildi ama biz diyoruz ki birinci dereceye düşen
bütün devlet memuruna 3600 lira verilsin, 3600 ek gösterge verilsin. Çünkü birine verip birine vermeyince bu sefer iş barışı bozuluyor. En büyük sıkıntımız da bu. Yeni zaten mecliste bu şu anda taşındı Milliyetçi Hareket Partisi tarafından. Mecliste de önerge var, 3600'ün birinci dereceye düşen herkese verilmesiyle ilgili bir şey var. Bundan ayrı bir de biliyorsunuz bu 8 bin lira meselesi var. Bu 8 bin lira memurlara bir geçen ay, 6 ay önce bir şey yapıldı. Bu dengelemek amaçlı ekonomik yönde krizden dolayı. Bu 8 bin lira biliyorsunuz emekliye yansımıyor. Bir de bu 8 bin liranın emekliye yansımadığı için şu anda emekli olacak binlerce arkadaşımız emekli olamadı. Örnek veriyorum şu anda 26 bin lira alacak bir hemşire arkadaşımız, çalışan bir arkadaşımız emekli olduğunda alacağı para şu anda 13 bin lira. Onun için şu anda hiçbir arkadaşımız emekli olamıyor. En büyük sıkıntılarımızdan biri de bu. Bu 8 bin liranın biz emekliliğe yansımasını istiyoruz. Hem maaşı da yansımasını, şu anda da döner sermayelerin de emekliye yansıtılmasını talebimiz var. Aynı zamanda 110 bin tane hizmetli arkadaşımız var. Bunlar biliyorsunuz hizmetli arkadaşlarımız kurumlara taşeron işçiler alındıktan sonra bu arkadaşlarımız artık büro görevi yapıyorlardı. Bu arkadaşlarımızın da biz artık bu büro görevlerini yaptıklarından dolayı bu memur kadrosuna alınmasını bir defaya mahsus talebimiz var bununla ilgili. Hatta bir refah payı talebimiz var. %10 refah payı en azından geçinebilme anlamında devlet memurlarının. Ben hemen bir araya gireyim burada. Yani biz hepimiz Allah kimseyi hastaneye düşürmesin ama orasız da etmesin diyoruz. Ama bakıyorsunuz hastanelerdeki veya sağlık çalışanlarında en alt kademesinden en üst kademesine kadar insanlara hizmet vermek için sabahın erken saatlerinden gecenin hiçbir mesai mefhumu olmadan gece saat 12'de 1'de olmak şartıyla insan sağlığına çok önem veriliyor. Evet. Demin bahsettiniz bir, doktorlarımızın, hemşirelerimizin ve çalışanlarımızın darp edilmesi çok kötü bir olay. Bir de çalışan sağlık insanlarının gerekli değer görmemesi ve gerekli bir şekilde maddi manevi değerlendirilmemesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Halkımız da fark ediyor. Şu anda sağlıkta gördüğünüz gibi randevu bulunma sıkıntısı var. Hekim arkadaşlarımızla randevuyla ilgili arkadaşlarımızın talebi oluyor. Tabii bunun da en büyük sebebi kamuda çalışan hekim arkadaşlarımızın özel sektöre geçmesinden dolayı büyük bir hekim açığımız oldu. Bundan dolayı randevuda bulunmuyor. 4 ay, 5 ay sonra randevular oluşuyor. Bu ne yaptı bu insanlar? Şimdi bakın en son dönemde yine bu TUS'ta görmüştürsünüz. Cerrahi branşları arkadaşlarımız seçmedi. Hekim arkadaşlarımız niye? Karşı karşıya gelip darp edilmekten korkuyorlar. Daha bir geri planda olan işte radyolojidir. Diğer bölümler hastadan daha uzak bir bölümleri tercih ediyorlar ki. Bu da bizim için hem sıkıntı olacak. Çünkü insanlar sağlığa ulaşamayınca en büyük sıkıntı burada oluyor zaten. Onun için biz hasbelkader ricamız... Bizlere gereken biz bir şey istemiyoruz. Biz zaten görevimizin başındayız. Biz darp edilmek istemiyoruz. Şiddete uğranılmak istemiyoruz. Bakın kamuoyunda görüyorsunuz serum askısıyla doktor döven vararsınız. Yani ambulansa anne babanı için gidiyoruz. Anne babası için arkadaşlarımız düşünün. 5. kat 6. kat çıkıyorlar ellerinde sedye. Yukarıya çıkıyorsun. Adam sana hakaret ediyor veya babasının o sedyesinden dahi tutmuyor. Kapısında örnek veriyorum 2 tane arabası var. Buna rağmen hastaneye götürmüyor. Biz yine gelip arkadaşlarımızı alıyorlar. Tabii alacağız, bu bizim görevimiz ama biz diyoruz ki bize biz zaten işimizi yapıyoruz. Yani bize kaba kuvvet uygulanmasın, şiddet uygulanmasın. Yani bunu neden hak ediyoruz? Peki başkanım şunu söyleyeyim. Son günlerde üniversite tercihleri yapıldığında yani doktorlar ve hemşirelerin çok düşük maaş alması ve bir de sıkıntılı yaşamasından dolayı tercih sıraları, bir de tıp fakülteleri zor bir meslek biliyorsunuz. Evet. Kazanması ve okuması. Talep nasıl yani son yıllarda doktorluk ve hemşirelik mesleğine? Şimdi, evet, Durmuş Bey, talep azaldı. Şimdi bir de beyin göçü var. İnsanlarımız artık geçinemedikleri için ne yapıyorlar veya işte bu şeylere karşılıklarına Türkiye dışına çıkışını aramaya başladılar. Türkiye'nin dışına gidiyorlar. Bu da bizim için kayıp. Düşünün orada da olmayan bir branşın en son gördüğünüz gibi onkolojide bir sıkıntı yaşandı. Orada bu sefer ne yapıyoruz? Kanser hastalarımız bu sefer bir çıkış arıyor. Başka illere yönelmek zorunda kalıyorsun. Hem ekonomik yönden zor. Onun için biz bu insanlarımızı kaybetmeyelim. Bizim değerlerimiz elimizde var. Bu değerlerimize sahip çıkalım.
İnşallah bu şehir hastanesiyle beraber biliyorsunuz Ordu'da tek koğuş sistemi, bir tek Ordu merkezde kaldı. İlçelerimize güzel hastaneler yapıldı ama Ordu, şimdi o konuyu da birden o konuyu atlamış oldum ama aklıma gelmişken hatırlatayım. Tabii, ne demek. Şehir hastanesi Ordu için güzel bir şey olacak ama biz diyoruz ki Ordu şehir hastanesi oraya taşındığı anda Ordu merkezli bir devlet hastanesi kalsın istiyoruz. Ordu devlet hastanesinin yerinde kalması anlamında. Çünkü pandemide bu yatak sorunu yaşandı. Bu Ordu merkezdeki ulaşım yönünden bu özel hastanelerin işine yarar. Şehir içinden bir hastanenin taşınması demek, insanlar maddi gücü olsun şeye gidemeyecek. Cumhuriyet Mahallesi'ne ulaşımıydı, diğer şeyiydi. Hem bir de çift başlık olacak. Şu anda şehir hastanesine taşındığımız anda 3 kurum oraya gitmiş olacak. Nedir bunlar? Ordu Devlet Hastanesi, Ordu Eğitim Araştırma Hastanesi, bir de Tıp Fakültesi. Evet. Düşünün, 3 ayrı ekip. Şimdi akademisyen bir grup arkadaşlarımız var. İşte Devlet Hastanesi'nin grubu bir arkadaşlarımız var. Eğitim Araştırma. Şimdi bu 3 kurum bir arada girdiği zaman bir şey olacak zaten orada. Olmamasıysa yaşanacak. Yani çünkü onun için bir de halkımızın ulaşması için çok zor. Yani şehir içinde bir hastane muhakkak olması gerekiyor. Bunu Samsun'da da görmüştürsünüz zaten. 1 saat sürüyor bir Atakum'a gitmesi, şehir merkezinden bir insan ulaşımı. Onun için ne yaptılar? Şehir merkezine Samsun'da bir şehir hastanesi yaptılar. Onun için bizim de Ordu Devlet Hastanesi'ne sahip çıkarak şehir içinde bir devlet hastanesi kalması gerekiyor. Koğuş sisteminden Ordu hem kurtulmuş olur. Düşünün, bir otele gittiğimizde yanımızda birinin yatmasını ister miyiz? İstemeyiz yani. Evet. Ama ilçelerimize gidiyoruz. Bakın, pırıl pırıl hastaneler, özel hastaneler gibi. Herkes tek kişilik odalar, rahat şekilde kalıyoruz. Ama Ordu merkezdeki bu tabii fiziki şartlardan dolayı özel oda dahimiz yok. Eğitim Araştırma Hastanesi, düşünün, bir tane özel oda var. Evet. Derme çatma oluyor. O da fiziki şartlardan. Yani bu idarenin bir suçunda değil. Fiziki şartı olmadığı için bu sıkıntı. İnşallah şehir hastanesiyle beraber bu şeyde atılacak. Biraz gece oldu ama tabii bu da elimizdeki bir takım şeylerden dolayı biraz gecikti. İnşallah güzel de gidiyor. Açılmasıyla beraber rahatlayacağını düşünüyorum ama en büyük talebimiz şehir içinde bu Ordu Devlet Hastanesi'nin kalması yönünde bizim için daha uygun olacaktır, halkımız için diye düşünüyoruz. Evet başkanım, bu dilek ve temennize biz de katılıyoruz. Çünkü Cumhuriyet Mahallesi'ndeki, üniversitenin yanındaki bir hastaneye erkenden gidip randevu almak veya oraya yetişmek çok kolay bir olay değil. Evet. Devlet Hastanesi'nin dediğiniz gibi eğitim araştırma hastanesi falan taşındıktan sonra düzgün bir şekilde hazırlanıp bir yere gelmesi gerekir diye düşünüyoruz. Yani bu konuda size hak veriyoruz. Ben biraz da başarılı bir başkansınız, çok çalışıyorsunuz, her aradığımızda bir ilçedesiniz, her aradığımızda bir il dışında seminerler, toplantılar, bunlara hep yetişmeye çalışıyorsunuz. Peki Türk Sağlık Sen'in 19 ilçedeki ve Ordu ilindeki çalışması hakkında biraz bilgi verir misiniz size, sendikayla ilgili? Evet, şu anda üye artışımız da hani güzel gidiyor. %30'un üzerinde bir üye artışımız da oldu. Biz şimdi amacımız biraz arkadaşlarımıza dokunalım istiyoruz. Yani sağ masa başında değil de sahada olarak birebir sıkıntılarını, problemlerini dinleyelim istiyoruz. Biliyorsunuz 2010 yılına kadar yetkili sendika Türkiye Kamu Sen, Türk Sağlık Sen'di. Evet. Tabii bu süreçte memur hiç mağdur olmadı. Az önce bahsettim. 22 çeyrek altın alırken maaşım, ben normal kadrom sağlık memuru, 22 çeyrek altın alıyordu maaşım. Şu anda Durmuş Bey 8 çeyrek altın alıyor. Düşün. Ne kadar düşmüş. Evet, yani bu kadar şeye geldi. Bir çeyrek altın takarken düğüne gittiğimizde utanırdık arkadaşımıza. Şimdi 200 lira falan koyuyorsun da ayıp mı oldu diye böyle bir şey oluşuyor. Yani onun için 2010'dan beri yetkili sendika, tabii memur sen masaya oturuyor toplu sözleşme masasında, %3, %3, %5, %3, %5 hep maaşlarımız geriye geldi. Geriye geldi. Şu anda 8 çeyrek altın alıyor. Alım gücümüz düştü. Biz diyoruz ki yetkiyi tekrar bize verin. Türkiye Kamu Sen'e, Türk Sağlık Sen'e verin. Masaya biz oturalım. Biliyorsunuz bu toplu sözleşme 2 yılda bir oluyor. 2 yılda bir yetkili sendika masaya oturuyor. Tüm memurlar, kamu çalışanları, emekliler adına yetkili sendika masaya oturuyor. 2010'a kadar bizlik böyle bir sıkıntı yoktu. 2010'dan sonra diğer bu yetkili sendika dediğimiz memur sen arkadaşlarımız masaya oturuyor ama hep hayal kırıklığı oluştu. En son bu yılda kazanım dedikleri sadece 5 TL nöbet parasına. Onun için biz de memurların tercihini değiştirmek anlaştı. Gidiyoruz, sendikamızı anlatıyoruz sahada. Birebir arkadaşlarımıza dokunuyoruz. Ben şimdi 2013'ten beri sendika başkanıyım. Toplasam bir hafta burada sendikada oturmamıştırım Durmuş Bey. Görüyorsunuz, evet, sürekli görüyorum. Sahadayız. Evet. Elimizden geldiği kadar arkadaşlarımızın yanında olmaya, dertlerine derman olmaya çalışıyoruz. Onların sesi olalım istiyoruz. Amacımız da bu. Bu yıldaki çalışmamız da güzel gidiyor. İnşallah yetkiyi Türkiye Kamu Sen'e, Türk Sağlık Sen'e verilir. Memur bu sıkıntılar
içinde kalmaz diye düşünüyoruz. Daha iyi haklarını savunuruz. Onun için biz ona talibiz. İyinin iyiye talibiz biz. Üyelerimizin geleceğini daha iyi şartlara taşıma talibiz. Amacımız bu. Evet başkanım, bunları konuştuktan sonra şurada 2024 yılına girmemize çok az bir süre kaldı. 2-3 gün kaldı. 2004 yılı ile ilgili üyelerinize, sağlık çalışanlarınıza, sağlık personelinize ne gibi bir önerilerde, ne gibi bir çalışma taahhüt edersiniz? 2023 yılının evet, acısıyla tatlısıyla şurada 3 günümüz kaldı. 3 gün sonra 2023 yılını bitireceğiz. 2024 yılına gireceğiz. İnşallah ailesiyle, vatanıyla, birliğiyle, bütünlüğüyle güzel bir gelecek vaat ediyoruz. Görüyorsunuz İsrail'le yaşananları görüyoruz. İşte dünyanın diğer köşelerinde yaşananları görüyoruz. Hep acı, ızdırap var. Televizyon açmaya dahi izlerken artık yani ar ediyoruz kendimizden. Görürken zulmü görüyoruz. Çok şükür ülkemizde böyle bir şey yok ama bu birlik beraberliğimizi inşallah biz koruyalım istiyoruz. Hep birlikte vatanımıza, milletimize, işte bu bayrağımıza sahip çıkalım, ezanımıza sahip çıkalım. Bizim zaten desturumuz diyelim. Önce ülkemiz, sonra milletimiz, sonra biziz diyoruz. Biz demiyoruz hiçbir zaman. Sendikamızın da ilkesi önce ülkemiz, sonra milletimiz, sonra biz diyoruz. Milletimizin, ülkemizin, halkımızın emrindeyiz. Çalışanların emrindeyiz. 7/24 bir telefon kadar yakınız. Ben bizlere değer verdiğiniz, bizlere önemsediğiniz için, sendikamıza geldiğiniz için ben sizlere çok teşekkür ediyorum. 2024 yılının hayırlara vesile getirmesini talep ediyorum. Bizler adına düşen ne varsa biz halkımızın, milletimizin yanındayız. Ordu için yapılacak ne varsa taşın altına elimizi sokmaya da hazırız. Evet. Evet sevgili izleyiciler, bir programın daha sonuna geldik. Türk Sağlık Sen Ordu Şube Başkanımız Sayın Fatih Kalender Zengin'e yapmış olduğu ev sahipliğinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bilgiler verdi. Umarım insanları aydınlatıcı bilgilerdi ve bundan sonra bu tür sevgili başkanımla çalışmalarımız her ay olmasa bile 2 ayda bir devam edecek. Konuşan Ordu TV'den ayrılmayın. Abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı mutlaka yapalım. Çünkü bu kanal sizinle ilgili orduyu Türkiye'ye ve dünyaya her zaman tanıtmaya hazır. Mutlu kalın, esen kalın. Konuşan Ordu TV'den ayrılmayın. Yeni yılın ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa sağlık, mutluluk ve huzur getirmesi dileğiyle tüm hemşehrilerimizin yeni yılını kutlar, hayırlara vesile olmasını dilerim.